Çok koydu, ben o lafı düşünürüm ha ömrüm boyu. Ben, o lafın bende en az 15 yılı var. Siz harçlıklarınızla bir para biriktirip konsol alabilen efsane nesilsiniz demiş çocuk. Evet Ya evet. oğlum bu Evet çok bayağı. ağır bir laf lan. Ben çok üzüldüm yani buna. Çünkü gerçekten böyle bir durum var da ben Wii'mi mesela ilk Wii'mi harçlıklarımı bitirerek almıştım lisedeydim. Ve bu arada ben kesinlikle çok harçlık almış çocuk da değildim yani. Ama Wii ucuzdu. Yani konsol alınabiliyordu falan. Ya V300 TL değil miydi Anca. abi? Yok değildi ya. 4 Ben bir 300 TL V hatırlıyorum. Arkadaşa giderken olabilir bu oynarız diye arada. almıştım çünkü V bir seferinde. O da iyiymiş. Abi geliyorum V'yi de aldım tamam abi falan şey. Bir şişe bir şey alır Ha. gibi yani. Evet. Hani böyle şey, bir 2 saat Wii Sports için makul para gibi gelmiş sana yani, öyle bir konsol Aynen. parası. Evet kanka, çok komik. Gerçekten acayip komik Oğlum fiyatlara kol kırıyorduk, konsollar inip yeni satılıyor kol alıp geri geliyorduk ya. Beşiktaş'ta bizim arkadaştaydık ya. tamam mı? 2-3 gün falan girdik böyle full Tekken, Dragon Ball falan full kapış oynuyoruz böyle. Altı kumanda kırıldı abi. Yani şöyle kırıldı ama. Ay sikiyim diyor adam. Artık orada kumanda 80 lira mıydı, 50 lira mıydı bir şeydi yani. Hani böyle çok şey bir para değildi anladın mı? Orada fırlatıyor, vuruyor duvara. Baktık kumanda kalmıyor, indik Beşiktaş'a 5 tane daha kumanda aldık geldik. Kumanda 950 lira lan şu an. Oğlum ya üf. Her şey çok kötü oğlum. Bu arada yani her şey aşırı fiyatı artıyor. Baya berbat bir ekonomik kriz falan. Gerçekten herkesin çok şey yani. Allah sabır versin. Ya bir de şey diyorduk ya, bu korona falan, hani herkes çok sinirli, çok böyle şey yani bir de üzerine bundan daha tatsızlaşıyor ortalık. Abi evet, Avrupa'da post korona yani korona gerginliği geçti mesela. Türkiye'de geçmeyebilir. Türkiye'de geçmeyecek galiba ya. Benim ablamlar PS1'i pazardan almış. PS5 10.000 TL deyince kalp krizi geçirirler. Pazardan almak inanılmaz bu arada. Of Of ya. ya. Eskiden güzel oyun şeyleri olurdu ya, korsan oyun kasetleri Atari döneminde. Sonra ben bir tane öyle Harry Potter Atari oyunu aldığımı hatırlıyorum. Harry Potter'la alakası çok minimaldi abi. Böyle uçan bavullar falan hatırlıyorum. Kafamızı çarpmasın diye eğiliyorduk mu eğiliyorduk mu. Sonra öğrendim Çin yapımı bir Harry Potter oyunuymuş. Zaten sonra öğrendim bizim yıllarca Atari diye oynadığımız her şey Çin yapımı çakma NES'miş. Nasıl lan? Proper Atari oynamadın mı Bu sen? Atari dediğim Micro Genius'ları falan diyorsun. Proper Atari de vardı lan bir ara. Proper Atari 2600 joystick'li. O çok eski oğlum, onu sen de Ha. denk gelmişsindir. Onu ben Denk bir geldin yerlerde mi oynadım Atari ama yok. Bende 2600? yoktu da. Bir yerlerde denk geldim oynadım ben onu galiba. Bu Cem Yılmaz'ın O Gora'daki alet değil mi işte Commodore. O o? Cem Ha. Yılmaz'ın oradaki kasetli. Yani bildiğin şey kasetli. Audio kasetle çalışıyormuş. Onu da ben sadece şeyden biliyorum işte, yani eskiden okuduğumuz Level dergisindeki abiler ablalar kendi çocuklarından bahsederken çocukluklarından şeyden bahsederlerdi yani. Commodore'da kafa ayarı yapardık falan bir şeyler. Bu arada hakikaten ben o yaptım. Oradan bizi biliyorum yani. Çok bahsi geçerdi abi kafa ayarının. Dendiği kadar böyle şey bir şey miydi yani? Kültür olarak Abi önemli bir şey miydi? aşağı doğru okur, yukarı doğru okumaz. Böyle tornavidayla ince ayar yaparsın. Çünkü level'ı görmez falan, anladın mı yani? Saçma Hmm. sapan şeyler var. İkna etmen gerekiyor teknolojiyi senin için çalışması için. Tam olarak öyle abi. Ay Sonra çıldırdım Amiga ha. 500 geldi ve dünya böyle şeye döndü böyle. Oo tamam okey. Let's get digital Okay. abi. Yani böyle physical şeyler sadece daha farklı formlarda dönsün. İşte kendi içine saran sistem değil, kendi etrafına dönerken de biz data okuyabiliyormuşuz Ben gemilerimin okyanusa girebileceğini unuttum. Ben Maori'yim ya. falan. Yes, you Doğru. are Maori. Doğru. Gerçek hayatta herhalde en sevdiğim insan grubu diye bir top 5 yapsam kesin bunları koyarım ha. Ben çok aşırı sempati besliyorum halka, halklara. Unified bir şeyleri var mı bilmiyorum da. Benim kafamda bunlar deniz insanı. Bak, Pasifik insanları yani. chatte Bayram Alper ne yazmış? Müslüm Gürses kasetine Bruce Lee oyunu yüklemiştim Kızılay'da. Tekrara giriyor da oyun diyor. Evet, harbiden kaseti Müslüm yüklemeli dedim Gürses ya. kasetine Bruce Lee oyunu yüklemiştim ya. Oğlum nereden nereye geldi bu gençler, gerçekten takdir edin Harbiden. ya. Harbiden öyle lan yani. Denendi abi. Her şey denendi ya. Ben yani böyle Evet.
Bütün edge case'ler var yani orada. Müsümgür ses kaseti. Cümle olarak da estetik bir değeri var bu arada. Müsümgür ses kasetini Bruce Lee oyunu yüklemiştim. Başka bir dünyadan gelen bir haber gibi değil mi? Şu an böyle insan şey oluyor, gözünde canlanmıyor yani. Oğlum, Sungur, Jean-Luc Picard niye bu kadar seksi ya? Ben gerçekten inanılmaz şeyler yapmak istiyorum adama. Aa, harbiden adam biliyorsun lan. Adam da inanılmaz, evet inanılmaz Sungur, inanılmaz. Bir tane hareketi var, Tancan'a da yazdım bunu, sana da söyleyeceğim. Burada bütün dinleyicilerimizin önünde de itiraf etmekten hiçbir şeyim yok. Bu oturduğu zaman... Picard manevrası. Anlarsın. Picard böyle bir şeyini düzeltiyor üniformasının önünde, şöyle iki eliyle böyle pıtık diye bir çekiyor. Evet, Picard manevrası o. Atıp oturuyor zaten. Oğlum o hareket ne hareketi? O nasıl bir cool hareket ya? Ben bundan sonra oturduğumda böyle yapacağım yani. Yapıyor şöyle bir. Ondan sonra ha tamam ana ekrana verin falan bir şey diyor zaten. Sen orada diyorsun ki ay Picard beni ver ana ekrana.